Yatırım dünyasından herkese merhaba. Ben Özlem Karakullukçu. Yaklaşık yarım saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. En önemli günlerden bir tanesi tabii. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve piyasaların beklentisine paralel herhangi bir değişikliğe gitmedi. Peki piyasalara yansıması nasıl olacak? Önümüzdeki dönemlerde karar değişikliğine gitme ihtimali var mı yok mu? Hepsini değerlendireceğiz. Bugünkü gelen kararın sektöre etkilerini değerlendireceğiz. Bakalım kimler bize eşlik edecek? Evet, yatırım dünyası konuyla devam ediyor. Ekotürk Araştırma Müdürü Cenk Akyoldaş. İçeriden konuk. İç konuk. Hoş geldin Cenk. Hoş bulduk. Vallahi Cenk, bugün Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Evet. Tabii bir faiz artışı ya da düşüşü olmadı. Beklentilere paraleldi. Hem beklentilere paraleli nasıl değerlendiriyorsun? Olması gereken bir karar mıydı? 50-100 bas puanlardı konuşuluyordu ama doların da gelmiş olduğu noktada tabii akıllarda birçok soru işareti var. Nasıl değerlendirdin gelen yorumu? Şöyle düşünmek lazım. Öncelikli olarak Merkez Bankası önden yüklemeli bir iki faiz artırımı yaptıktan sonra 17'ye getirmiştik faizimizi. Aslında biz buralara gelmeden de bu işi dizginleyebilir, sönümlendirebilirdik. Ama maalesef işte arada bir pas geçilen bir tane Merkez Bankası kararı hem dövizde yukarıda 8.58'ler seviyesini test etmemize sebebiyet vermişti. Hem de faizin buralara kadar enflasyonun da yükselmesi de bir tabii ki geçişkenlikten dolayı kurdaki hareketle birlikte faizin de yukarı doğru gitmesine sebebiyet verdi enflasyonla beraber. Bunun peşinden söyleyebileceğimiz şunu vurgulamak lazım özellikle. Bugünkü karar arifesinde herkes piyasada bir konsensüs vardı. 17'de sabit bırakması. Çok az kişiler 0.50 ile 100 bas puanlık bir artırım olabilir. 0.50 olabilir belki benim bir düşüncem vardı. Yani yapmayacağı aşikardı ama 0.50 yaparsa piyasanın bir tık daha üzerine geçer miyim işte? Acaba biraz daha böyle güçlü sinyal sıkılaştırmanın sinyalini vermeye devam eder miyim noktasında? Ama geçtiğimiz haftaki biliyorsun ticaret odasını vermiş olduğu ilan, işte enflasyondaki faizdeki yüksek oranlar, işte ardından Sayın Cumhurbaşkanı yapmış olduğu demeçler. Burada bir bekle göre önümüzdeki hafta yapılacak olan enflasyon raporu 2021 yılı sunumuna, atıfta nasıl bir atıfta bulunacak? İşte oradaki alınacak tedbirler ne olacak bu yıl için? Evet. Önümüzdeki dönemde daha önceki sunumlardan gelen işte 2021 yılı itibariyle rezervlerin artırılması adına atılacak adımlarla ilgili mesajlar nasıl gelecek? Bunlara bakacağız. Bugünkü gelen metinde baktığımız zaman son paragrafın hemen hemen aynı olduğunu, para politikası bir önceki paragrafında sıkı para politikası duruşunun fiyat istikrarı kalıcı olarak tesisinin temelinin yanında ülke risk priminde düşmesi, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makro ve finansal istikrar onun etkileyebileceğini değerlendirdik. Ve bununla ilgili uzun süreli bir yüksek faizin arkasında olacağımızı beyan ediyoruz diye bir açıklaması var. Bu da tabii ki bir anda kur tarafında baskıladığını tekrardan 7.35'ler tarafına geldiğimizi görüyoruz. CDS ve kur grafiğimiz var. İstiyorsanız onu yansıtırsa arkadaşlarımız. Burada bizim işte buradaki grafiğimiz haftalık bir grafik. Burada iki tane önemli arka ortalamamız var. İşte yeşille gözüken bir ağırlıklı ortalamamız var. 21 haftalık ağırlıklı ortalama 7.56'da bulunuyor. O bölge bu ay içinde ya yakınsadık ama o bölgenin üzerine çıkmadığımız sürece bizde bir sıkıntı olacağı kanaatinde diyelim.
O bölge bizim kritik eşimiz. 7.56 üzerinde kapanışlar görürsek kur tarafında. Hı hı. Ama kurun tek başına biliyorsun o da yetmiyor. Yani bazen dolardaki bir değer kazanımından kaynaklanan bir kesinlikle yaklaşım endeksteki olabilir. Endeksteki hareketliği gördük. 7.50 seviyelere çıkarttı tekrar. Aynen öyle. Aşağıda da 7.17-7.18 bandımız var. O da işte 50 haftalık ağırlıklı ortalamamız ızın olduğu bölge. Bu bandın arasında sıkıştık. Bir süre daha bu aralıkta kalacağız gibi gözüküyor. Hı. Ben önümüzdeki haftaki Merkez Bankası sunumunu önemsiyorum. Hı. Oradan gelecek 2021 projeksiyonu, yıl sonu hedefleri noktasında nasıl bir yol izleyeceğine bakacağız. Aynı zamanda bugün gelen yine Fitch tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin enflasyonu 2021 için 10,5 tahmininde bulunduğunu gördük. Bakalım Merkez Bankası nasıl bir revizyona gidecek mi geçtiğimiz Eylül ayında yapılan para politika enflasyon sunumu raporundaki hedefleri yıl sonu hedefi olarak almıştı. Orada bir değişikliğe gidecek mi, gitmeyecek mi? Önümüzdeki hafta bunları göreceğiz. Tabii ki piyasanın önündeki majör faktörler devam ediyor. Hı hı. Amerika'da bir iktidar değişimi söz konusu. Bu iktidar değişimi sonrasında yeni gelen iktidarın Türkiye ile ilgili alacağı herhangi bir aksiyon olacak mı olmayacak mı bunları yakından takip edeceğiz. Trump gitmeden önce bir çeşitli kasta yaptırımlarını imzalamıştı. Yeni gelen yönetim bunlarda bir revizyon gidecek mi, gitmeyecek mi? Ülke riski konusunda değişiklikler yaratacak mı, yaratmayacak mı? Bakacağız. CDSL tarafına baktığımızda orada da ufak bir dipten kalkış olduğunu görüyoruz. 300 puan sınırına yaklaşmıştık. Oradan tekrardan 329'lara geldik. 300-330 bandında dip oluşturma çabasında gibi gözüküyor. Bakalım esas eşik, bundan sonraki eşik Türkiye'ye para akışının devam edebilmesi sinyallerinin gelmesi için bence buradaki gözünden 300 bas puanın altına inersek CDS tarafında hakikaten bazı paradigmalarda değişiklik oldu. Türkiye'ye para akışının devam ettiğini net şekilde göreceğiz demektir. Evet, bir tarafta da aslında notlarda döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi Merkez Bankası'nın aslında en çok beklenen noktalarından bir tanesi de buydu. Evet. Bizlerin de bol bol konuştuğu hangi dönemlerde başlar? Aslında bu hafta itibariyle başladığını da görüyoruz. Sanki şu an için tam zemin oluşmuş gibi görünüyor değil mi rezervleri güçlendirmek adına? Kademi olarak artık yavaş yavaş oluşmaya başlaması lazım ama hane halkı, Türk yerli yatırımcılar tarafında hala döviz mevduatı tarafında birikim geldiğini görüyoruz. Evet. Bunun işte tersine dönebilirsek, dolarizasyonu bozabilirsek, kırabilirsek, şu andaki mevcut yapının en büyük kilit noktalarından birisi. Çünkü neden diyeceksin? Sonuçta bankalara bakıyorsun. Bankalarda evet bir döviz mevduatı birikimi oluşuyor. Bunu bankalar döviz bizi kredi olarak dağıtamıyorlar. Bunu işte swap operasyonlarıyla tekrardan TL çevirip onda da çeşitli kısıtlamalar var. Onun aşılması gerekiyor. Bu da çarkların bir şekilde dönmesinde sıkıntı yaratıyor. Bu dolarizasyonun fazlalığı birçok fiyatın belirlenmesinde sıkıntı oluyor. Yani insanlar işte ev fiyatlarından tut her şeyi bir dolarize etmeye başlıyorsun. Bu 2001 öncesindeki yaşadığımız uzun bir süre enflasyon döneminin kronik hastalığıydı. Tekrardan bunun 2015-16'dan sonraki süreçte hortladığını görüyoruz ve şu anda tekrardan zirveye ulaşmış vaziyette. Hı hı. Zirveye gelmiş olmamız bunun tekrardan tersine dönme potansiyelini oluşturabilir. Bunu değerlendirmek lazım. Merkez Bankası da bunun zaten peşinde. İşte önümüzdeki haftaki sunumda da belki bu rezerv arttırımlarına, ihale yöntemlerine mi gitmeye çalışacak, nasıl bir yol izleyeceğinin sinyallerini de orada alma potansiyelimiz var. Soruları da, soru cevap kısmı da olacak çünkü. O kısım önümüzdeki haftayı ben biraz daha fazla önemsiyorum bugünkü toplantıdan. Evet. Çünkü bugünkü toplantı hemen öncesinde belliydi. Evet. Önümüzdeki hafta daha önem arz ediyor diyebiliriz. Peki ilk birinci çeyrekte herhangi bir, şimdi bir ayını zaten attık yani kısa vadede bir faiz indirimi beklentin var mı? Bugünkü aldığımız mesajda ben kısa vadede faiz indirimi gelmesini beklemem. Ancak yılın ikinci yarısından itibaren belki başlayabiliriz. Altıncı aydan sonraki bir süreçte. O da nasıl olacak? Eğer pandemiyle ilgili sıkıntılar atlatıldı, aşılama süreçleri dünya çapında başarıya ulaşmaya başladı. Seyahat kısıtları rahatladı, ülkelere rahat gidip gelmeye başladık. O zaman biliyorsun geçtiğimiz seneden bir turizmden alacağımız kaldı. Onu tahsil etmemiz lazım. Hepimizin alacağı kaldı. Herkes de bir tatil açlığı olacak ve bunun da Türkiye güzel bir nemalanmasını sağlayabilir. Doğru. 23 milyarla 30 milyar dolar arasında bir turizm tarafından döviz girişi sağlanabilir. Bu da işte o zaman ne olacak? Döviz akımının
gelmesiyle birlikte hane halkı tarafında da o zaman dengeler açısından baktıklarında evet döviz sıkıntısının kırıldığını gördükleri takdirde işte tersine dolarizasyon başlama sinyalleri gelebilir. Şu anda sanki biraz o senaryo satın alınıyormuş gibi. Görüşmeler. Yaz ayları burada Türkiye için oldukça kritik olacak. Merkez Bankası rezervlerinin arttırılması açısından. Kesinlikle öyle görünüyor. Peki Cenk, burada en önemli gösterge aslında Merkez Bankası kararlarında tabii ki kur. Kurun gelmiş olduğu seviyeye bakarsak aslında şu 7.50'lik atak atak da demeyelim de ona yani küresel tarafta dolar endeksindeki güçlenişle birlikte kur 7.50 seviyelere gelmeseydi belki bugün 7.25 değil mi? 7.15'li seviyeler çokça konuşulmuştu. İlk 7.25'in altını gördükten sonra. O seviyelere gelme ihtimali daha mı güçlendi? Yani o seviyeleri gelse de altında kalıcılığı çok sağlayabilir miyiz? Çok emin değilim. Hı. Yani net şekilde grafik bize diyor ki bu ortalamaların altında çok fazla kalıcılık sağlayamıyor. Hı. Grafiksel olarak evet, grafiksel olarak bakalım istiyorsan sepet kur açısından bakalım. Bence sırf dolar adına bakmak yeterli kalmıyor. Sepet kur açısından bakarsak daha net göreceğiz. Sepet kuru değerlendirirsek... Şurada net daha net şekilde görülebilir. Grafiği arkadaşlar yansıtabilirse arkadaki evet. Ekrana. Hemen şöyle ben bir grafiğimizi de alalım kur tarafında. Bu arada Cenk senle tabii ki grafik şimdi istersen hazırlanana kadar bir şöyle bir röportajımıza da gidelim tabii şimdi. Bir hocamızdan da Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Hakkı Öztürk'ten de alalım. Bakalım değerlendirmelerini nasıl yapıyor. Şu anda muhabirimiz Melis de yanında. Melis sözü sana bırakıyoruz Hakkı Hoca'nın değerlendirmelerini dinlemek için. Evet Özlem merhaba. Gözler bugün Merkez Bankası'nın faiz kararındaydı. %17'de serbest bıraktı, sabit bıraktı Merkez Bankası faiz kararını. Biz de bu alanda Bahçeşehir Üniversitesi Finans Merkezi'ndeyiz. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hakkı Öztürk ile birlikte Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu faiz kararını değerlendireceğiz. Hocam merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam %17'lik faiz kararını nasıl değerlendireceksiniz? Şimdi zaten beklentiler de aslında o yöndeydi. Zaten Merkez Bankası son iki toplantıda parasal sıkılaştırmaya gitmişti. Zaten gitmek durumundaydı. Dolayısıyla bugün için faizde hem piyasa tarafından da bir değişiklik yapması beklenmiyordu. Ama belki önümüzdeki dönem enflasyonun özellikle Şubat aylarında, Mart aylarında bir miktar daha yukarı gideceğini biliyoruz. Bunu Merkez Bankası da biliyor. Dolayısıyla belki önceden adım atıp belki bir 50 bas puan faiz arttırımı yapabilirdi bir ihtimal. Onu tercih etmedi ama metin tabii buradaki önemli. Yayınladığı metinde aslında enflasyondaki risklerin devam ettiğini söyledi. İşte zaten burada hem iş talep koşullarının hem birikimli maliyetin hem de döviz kurunun hala enflasyon üzerinde risklerin devam ettiğini, gıda son dönemlerde özellikle gıda ve emtia fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerindeki risklerin korunduğundan bahsetti ki bunlar tabii ki çok doğru. Ve aynı zamanda tabii Kasım ve Aralık aylarında biz de güçlü bir parasal sıkılaştırma yaptık. Faizleri ciddi bir şekilde arttırdık. Dolayısıyla bunun etkilerini görmeye başladık ama bundan sonra da göreceğiz bu güçlü parasal sıkılaştırmanın etkilerini. O yüzden bu toplantıda aslında faiz arttırımı yapmıyoruz, pas geçiyoruz. Ama burada önemli olan bu eski metinde yoktu. Yeni bir ifade var orada. Ben şimdi bakıyorum. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikasının devam edeceğini hep söylüyordu. Ama bu sefer uzun bir müddet sürdürülecek diyor. Dolayısıyla enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar yani Merkez Bankası uzun müddet bu sıkı para politikasını sürdüreceğini söylüyor. Dolayısıyla bu piyasaya verdiği mesaj açısından ben de çok olumlu, çok da doğru bir ifade. Yani çünkü hemen işte son zamanlarda Merkez Bankası ne zaman işte enflasyon düşerse işte daha çok yılın ikinci yarısında hemen faizleri indirmeye başlar mı? Ne zaman faiz indirir diye tartışmalar oluyordu. Dolayısıyla bunun önüne bir set çekti. Eğer enflasyonda kalıcı düşüş olduktan sonra ve fiyat istikrarı sağlanana kadar uzun bir müddet sürdürülecek. Dolayısıyla aynı zamanda gerekmesi durumunda ek bir parasal sıkılaştırma yapılacak. Yani önümüzdeki aylarda ki biz enflasyonun %14.60'da
enflasyonun bir miktar daha özellikle Şubat-Mart aylarında 15,5-16'lara doğru gideceğini biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir durumda Merkez Bankası önümüzdeki toplantılarda tekrar faiz arttırımına başvuracak. Zaten bunu da söylüyor ve aynı zamanda hep söylediği, özellikle Sayın Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanı olduktan sonra piyasaya verdiği çok olumlu mesajlar vardı. Bu verdiği olumlu mesajların da Merkez Bankası uyguladığı politikalarla hep arkasında durdu. Özellikle işte enflasyonla ilgili, fiyat istikrarıyla ilgili hep vurgular yapıldı. Yine bu metinde de yapılıyor. Ve dolayısıyla öncelikle diyor bizim hedefimiz düşük enflasyon. Çünkü bu eski metinde de vardı. Çünkü düşük enflasyon ortamının tesisi hem ülke risk primlerinin düşmesine yardımcı olacak deniyor. Ve aynı zamanda tabii ki Türkiye'de çok büyük bir problem var. Dolarizasyon. Dolayısıyla ters para ikamesinin sağlanmasına yardımcı olacak. Ve aynı zamanda tabii ki siz belli bir süre faizleri yüksek tuttuğunuz takdirde, enflasyonu aşağı düşürdüğünüz takdirde kalıcı bir şekilde ne olacaktır? Finansman maliyetleri, faizler de aşağı gelecektir. Bunu söylüyor ve aynı zamanda zaten makroekonomik ve finansal istikrar için ve sürdürülebilir ve sağlıklı bir büyüme için de ön koşul nedir? Düşük enflasyondur. Eğer siz hem enflasyonunuz yüksek hem de ülkede risk primleri yüksekse bunun sonucu yüksek faiz olur. Düşük faiz uygulamaya çalışırsanız zaten işte burada grafikte de görüyoruz. Ne zaman ki zaten herkesin bildiği bir şey ama tekrar söyleyelim burada. Ne zaman ki Merkez Bankası işte politika faizi, bu beyaz çizgiyle gösteriliyor. Ne zaman ki politika faizi, bakın sarı çizgiyle olan enflasyon, enflasyonun altına gelmiş. Ne zaman gelmiş? 2019'un Aralık ayında gelmiş. Yani Merkez Bankası burada negatif reel faize geçmiş. Tabii ki bunlar normalde beklenen enflasyona göre hesaplanır ama Türkiye'de beklenen enflasyon tahminleri pek tutmadığı için dolayısıyla çok büyük farklılıklar oluyor gerçekleşenle beklenenler arasında. Dolayısıyla ne zaman ki Merkez Bankası yani faizi enflasyonun altına indirmiş, bakın burada ortalama politika faizi Merkez Bankası'nın %10'lara falan düşürmüş. Ondan sonra hatta 8'lere kadar geldi biliyorsunuz Mayıs-Haziran aylarında. Enflasyon %11-12'lerde. Ne oluyor? Kur yükseliyor. Bakın kurda çok ciddi bir yükseliş var. Kur yükselince ne oluyor? Tekrar Türkiye'deki her zamanki durum, tekrar enflasyon yükseliyor. Dolayısıyla siz tekrar faizi fazlasıyla arttırmak durumunda kalıyorsunuz ki Merkez Bankası öyle yaptı. Dolayısıyla Merkez Bankası bunu çok iyi biliyor. Bildiği için de bundan sonra uzun bir müddet ne yapacak? Sıkı para politikasına devam edecek ki öncelikli hedef Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı, enflasyonu düşürmek. Dolayısıyla enflasyon düştüğü takdirde ve aynı zamanda bizim son zamanlarda risk primlerimiz de geriledi. Özellikle bu verilen olumlu mesajlardan sonra hem enflasyon düşünce hem de risk primleri düşünce hepimiz düşük faiz ortamı istiyoruz. Otomatikman Merkez Bankası da faizleri indirebilecek. Ve tekrar düşük faiz ortamına şey yapacağız ama belli bir süre enflasyonu düşürmek için sıkı para politikası uygulamamız gerekiyor. Dolayısıyla Merkez Bankası bunu metinde de çok net bir şekilde vurguluyor. Dolayısıyla yani açıkladıkları metin olumlu bir metin. Ve geçmiş metine göre de dediğim gibi bir nevi farklılıklar var. İşte sıkı para politikasının bu çok önemli uzun bir müddet sürdürüleceği ve gerekmesi durumunda ek parasal sıkılaştırma yapılabileceğini söylüyor. Yani dolayısıyla önümüzdeki dönem enflasyonda bir miktar artış olacağını hepimiz biliyoruz. Merkez Bankası da bunu biliyor ama artış olduktan sonra da Merkez Bankası yani şu anda 14.6 olan TÜFE enflasyonu, tüketici enflasyonu işte 15,5-16'lara gitme ihtimali yüksek. Dolayısıyla gittiği takdirde tekrar Merkez Bankası bir faiz arttırımına gidecektir. Hocam çok değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet Özlem, Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdik Bahçeşehir Üniversitesi Finans Merkezi'nde. Söz şimdi stüdyoda. Evet, teşekkür ederiz Melis, aktardığınız bilgiler için. Evet efendim, doçent doktor Hakkı Öztürk aktardı. Az önce dinledik Cenk. Birçok aslında kalem var. Yani Merkez Bankası'nın kararı ile birlikte yön değiştirebilecek, ya iyileşmesi beklenen aslında biraz daha. Bu yıl tamamen odaklandığımız konuların başında enflasyon geliyor. Gıda tarafındaki fiyat istikrarı biraz daha özellikle
kişiler bazında en çok takip edilen konuların başında. Bir tarafta da TL'nin artık cazip hale gelmesi yatırımcılar tarafında. Ama kur. Kura şimdi bakacaktık. Hemen şöyle ekranımıza da alalım. Kur tarafını bir değinelim. 7.50'lerden tekrar 7.30'u seviyelere kadar gerilemesini nasıl değerlendiriyorsun? Var mı daha aşağıda yer? Daha aşağıda daha hemen şeyle başlayalım, dolarla başlayalım. Peşinden sepet kurla bakarız. Evet. Şimdi grafiğimize bakarsak yansıtabilirse arkadaşlar arka tarafa, ekrana yansıtırlarsa ben üzerinde anlatayım. Burada dikkati çeken uzun vadede bir yükseliş kanalı içinde biz hareket ediyorduk. Bu uzun vadeli kanalın üst bandı geçtiğimiz işte Kasım ayında test edildi. Neresi? 8.58'di. O bölgeden bir anda işte Merkez Bankası yönetimi, Hazine Maliye Bakanı değişmesiyle birlikte bir sert bir realizasyon geldi. O realizasyondan sonra nereye kadar bu geldi? 20 haftalık ağırlıklı ortalamaya kadar geldi ve orada biraz dengelendi. 3-4 hafta o bölgede kaldıktan sonra Merkez Bankası'nın attığı adımlar devam ettiğini gördük. Politika faizini arttırdığını, sıkılaştırma politikalarının devam ettiğini gördük. Bunun peşinden de yabancı tarafından ülkeye bir giriş olduğunu ve bir önceki Merkez Bankası toplantısından beraber aşağı doğru 7.56, yani o dönemde yaklaşık olarak 7.60'larda olan ağırlıklı ortalamayı kırdığımızı gördük. 7.62-7.63'tü. O bölge aşağı doğru sarktıktan sonra geldik. Aşağıda Fibonacci destek seviyesi olan 7.26 bölgesine kadar geldik. İstersen orası, grafiğimizi de verelim. Cenk. Evet, yani şu kanalı bölgeye kadar biz geri çekildik. Şu bölgeye kadar geri çekildik. O bölge neresiydi? Burası Ray Brunson krizinin yaşandığı zirve noktasıydı. Evet. O bölgeye kadar geldik. Ondan sonra biz orada bir dengelenmeye başladık. O bölgeden bir hafif toparlanma arzusu içine girdi. Burada zaten şurada gördüğümüz sarıyla gözüken tren çizgisi yukarı işaretlemişti. Aşağıdaki de bunun paraleli. O bölgeden destek bulduk. Son 2-3 haftadır bu bölgede bunun üzerinde tutunmaya çalışıyoruz. DXY'deki yani dolar endeksindeki son günlerdeki yaşanan, geçtiğimiz hafta yaşanan kuvvetlenmeyle birlikte bir daha 7.50 seviyesine doğru bir ataklanan dolarla karşılaşmıştık. Burada bir şu dönemden başlayan bir düşen trendimiz var. Maalesef. Bu hafta itibariyle onu bir zedeleme girişiminde bulunduk. Yukarıya doğru bir iğne attık. Ağırlıklı ortalamaya kadar gittik. Bu zaman dilimini aslında doldurduğumuzu gösteriyor. Önümüzdeki hafta artık bundan sonraki süreç bizim bir yeni bir kırılımın içine girip bu açık pembeyle gözüken nokta tire çizginde olan trendini ya aşağı doğru kıracağız bundan sonraki süreçte ya da düşen trend maviyle gözüken üstüne atıp hareketi yukarı biraz daha 7.60'lara doğru taşıma arzusu içinde olacak. Bundan sonraki süreç Merkez Bankası'nın attığı kararla birlikte biraz daha sanki aşağı doğru baskılanma arzusunda gibi gözüküyor. Aşağıda nereye kadar gelebiliriz? Maviyle gözüken ağırlıklı ortalamamız var. Ora nedir? 50 haftalık ağırlıklı ortalama 7.18.57'de bulunuyor. 7.18.57 bizim için kısa vadede ana destek noktamız. Şöyle geçmişe doğru gidersek en son şurada 2019 Ağustos'unda biz o seviyeyi test ettiğimizi, hatta biraz daha sıkıştırırsak grafiği net şekilde daha net görülsün diye bakarsak şurada daha geçmişe doğru gittiğimiz zaman bu bölgede hiç böyle altına sarkmadığımızı görüyoruz farkındaysan. Bu bölge önemli bir eşik. Onun altında biz kapanışlar alıyorsak o zaman ne demek olacak bu biliyor musun? 2001 krizi sonrasında 2003'te Türkiye'deki yeni transformasyon döneminin başlamasıyla birlikte başlayan yani 1.60'lardan 1.10 bandında uzun süre kalan bir kur senaryosuyla karşı karşıya. O zaman işte bunun altındaki kapanışlar görüyorsak öyle bir şey oluyor demektir memlekette. Uzun vadeli bir projeksiyon değişiminden bahsediyoruz demektir. O nedenle onun altyapısını oluşturacak temel bir yapı değişimi lazım. Doğru. O olmadığı sürece bunun altında bir kalıcı kapanış ben beklemem. Evet. O da işte biliyorsun şu anda reform dediğimiz hukuksal kesinlikle reformlardan bahsediyoruz. Yabancı yatırımcılar tarafındaki bu tatmin edici gelişmeler olması gibi faktörler gerçekleşirse bu para bolluğunda belki buraya doğru bir akım yaşanır. O zaman da bir alt banda kayarız. Nedir o da? İşte 7.20 ile 6.80 bandı arasında bir denge noktası arayışı içine girecektir. Doğru. Ama bunun gerçekleşmesi için atılması gereken çok önemli adımlar olduğunu hatırlatmak lazım. Şöyle son 1,5 dakikamız var. İstersen hemen sepet kura da. Sepet kura da bakalım. Kur çünkü herkesin Türkiye'deki yaşayan yerleşiklerin hemen hepsinin bir şekilde dövizle bir alakası var müsaadenle. Evet. Kalkarsak da. Geleneksel yatırım araçları. Evet, geleneksel yatırım biraz aracımız. Son zamanlarda borsaya da ciddi bir giriş oldu. 2 milyonu geçen yatırımcı kitlesinden bahsediyoruz. Kesinlikle. Önemli bir rakam. Bakalım sermaye piyasalarının büyümesi
önümüzdeki dönemde buradaki beklentileri de kırmaya yardımcı olacaktır. Bizim için artık 8.32 önemli direnç konumuna geldiğini söylememiz mümkün. Burada deminkinde test etmiştik. Burada da aynı şekilde düşen test edildi. Açık maviyle gözüken düşen trend önümüzdeki hafta burayı baskılamaya devam edebilir. Hı hı. Ya da burayı kırıp tekrardan üstüne doğru gitme arzusu. Yani önümüzdeki hafta bizim resmimiz belli olacak. Piyasa Merkez Bankası'nın kararı nasıl yorumlayacak, hı hı, ve nasıl bir aksiyon almaya devam edecek? Şu anki seviye aşağı doğru baskılanan bir tabloyla karşı karşıyayız ama önümüzdeki hafta resim daha netleşeceğini söylemek lazım. Aşağıda neresi var? 7.88'e kadar baskılanması söz konusu olabilir. Orası aynı zamanda bizim maviyle gözüken yine 50 haftalık ağırlıklı ortama. Ben bu konuları hatırlarsan şu bölgede çok savunuyordum. Merkez Bankası işte aksiyonu alması lazım. Burası savunması gereken bölge. Çok eğer konuştuk, evet. Burayı başarabilirsek biz buralara kadar ineceğiz diye anlatmaya çalıştığım şey, Merkez Bankası'nın yol kazası, karar almaması bizi 7.58'lere kadar götürdü. Kimsenin beklemediği bir şey oldu. Oradaki senaryoları 8.50'lere pardon. Hı? Burada 9.35'lere götürdü. Doğru. Sepet kur açısından baktığımızda bir anda her şeyin tersine gönül. 8.35 benim için, yani 8.50 overshoot olması lazım. Hı hı. En üst seviye olması lazımdı. Üzerine taşmamamız gerekiyordu. Taşmasaydık zaten biz şu anda şu bant içinde bir yerlerde oturmuş harekete devam ediyoruz. Onun hasarı hala. Hala onun yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Güven çabuk kaybediliyor. Çok. Kazanılması uzun sürüyor. Çok. Bakalım bundan sonraki süreç nasıl cereyanlanacak? Aşağıda 7.88 ana destek noktası olarak gözüküyor, evet, sepet kur adına. Önümüzdeki dönemde seninle en çok konuşacağımız konulardan bir tanesi, evet, dolar. Dolar tarafında endeks de tabii ki önemli. DXY tarafında bakalım nasıl bir değişiklik olacak. Cenk, çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Ağzına sağlık. Evet efendim, Yatırım Dünyası'nın böylece sonuna geldik. Şimdi kısa bir ara. Aradan sonra Eda Özdemir küresel bakışla karşınızda olacak. Aynı zamanda ECB'nin de bugün kararı var. Onun da kararını, evet, Eda Özdemir'le karşılıyor olacaksınız.